Bir dolapta, dolabın içerisinde oy zarfları, bir okulda bulunan dolapta oy zarfları ve yırtılmış oy pusulaları bulundu. Görüntüleri ekrana getireceğiz ama ben bu sürede Yozgat'taki o oy dağılımına da baktım, Yerköy ilçesindeki. Bakın, AKP'nin adayı Fatih Arslan Yerköy'de %26,75 ile seçimi birinci bitirmiş. MHP'nin adayı Oğuzhan Oğuz %26,23 oy almış. Çok az bir fark var. CHP'nin adayı İlhan Yılmaz %25,13 oy almış. Çok az bir fark var. Yani ilk üçe baktığınızda çok az bir fark var ve AKP'li Fatih Arslan seçimden önde çıkmış görünüyor. Ama bir okulda dolabın içerisinde oy zarfları, yırtılmış oy pusulalarının bulunduğu söyleniyor. Detaylarıyla ilerleyen dakikalarda size aktaracağız. Bu arada Hatay'ın Defne ilçesinde, yine Hatay'dan devam ediyoruz. Belediye başkanlığını Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Halil İbrahim Özgün kazandı. Özgün'ün mazbatayı alır almaz ilk yaptığı işte makam araçlarını satışa çıkarmak oldu. Arkamda gördüğünüz araçlar belediyenin makam araçları. Arkamda gördüğünüz makam araçlarını da satışa çıkartıyoruz. Defne Belediye Başkanı seçilen CHP'li Halil İbrahim Özgün, ilk icraat olarak belediye bünyesindeki makam araçlarını satışa çıkardı. Belediyeyi şeffaf ve denetlenebilir şekilde yöneteceğimizin sözünü vermiştik. Tasarruf yapacağımızın sözünü vermiştik. Özgün, 14 aydır yaralarını sarmaya çalışan Defne'de mazbatayı alır almaz kolları sıvadı. Daha önceki belediye başkanımızın kullandığı, kiralık olarak kullandığı daha yeni ve daha lüks bir araç vardı. O aracı iade ettik. Arkamda gördüğünüz makam araçlarını da satışa çıkartıyoruz. Bu araçları satacağız. Parasını da belediyeye alacağız. Belediye otoparkında açıklama yapan Başkan Özgün, lüks ve şatafata karşı mücadele edeceklerini vurguladı. Ben dahil hiç kimsenin belediye bünyesinde makam aracı kullanmasını istemiyoruz. Ben dahil makam aracı kullanmayacağız. Bu araçları da satacağız. Yeniden bu şekildeki icraatimiz Defne'mize hayırlı olsun. Bakın, Hatay Defne'de CHP'li belediye başkanının ilk icraatı makam araçlarını satmak oluyor sevgili izleyenler. Hani itibardan tasarruf olmaz diyen bir iktidar, o itibarla lüks, şatafat, ışıl ışıl hayatlar içerisinde yaşayanlar ama diğer yandan halkın durumunu görmeyenler ve Cumhur İttifakı belediyelerinde olanlar, süregelenler CHP'li belediye başkanlarının yönetimiyle bazı ortaya çıkan gerçekler. Manisa,